Herkese merhaba, ben Zahit. Bu videoda PHP ile beni hatırla sistem yapacağız. Şu sitelerde gördüğünüz o meşhur sistem var ya, hani Remember Me. Açıklamaya gerek yoktu, aslında göstereyim dedim. Mesela Facebook'taki oturumu açık tut. Tarayıcıyı kapatıp açsak bile yine giriş yapmış bir şekilde site geliyor vesaire. Şimdi şöyle hatırla diye bir klasör oluşturalım. Bunun içine bir index PHP koyabiliriz. Zaten bir tane dosya üstüne çalışalım. Daha iyi olur. Şuna da localhost hatırla. Evet, şu an indeksimize gitti. HTML5 diyelim. Bunun şöyle ne diyeyim işte, PHP beni hatırla sistemi. Bir tane form koyalım önce. Action'ımız olmasın. Aynı sayfada post edelim. Metodumuz da post olsun. Şöyle if diyeceğiz. Hemen isset login. Eğer session login varsa şu kısmı gösterecek, yoksa da form kısmını gösterecek bize. Evet, bu şekilde. Buraya bir input koyalım. Input type text name, kullanıcı name Kadi diyelim. Ben diyelim şöyle, kullanıcı adı şifre deyip input type password name şifre diyelim. Bir tane daha br atıp input type submit value giriş yap diyelim. Kodlamamızda UTF-8. Of of of. Asi ha. Tamam. Giriş yap diyelim. Kodlamamız UTF-8 bu olmadan dönüştür diyoruz. Şu an session'ımız olmadığı için bu şekilde bir ekran geliyor karşımıza. Önce bir veritabanı bağlantımızı kuralım şurada. PHP. Hemen diyelim ki db eşittir new p diyor. MySQL hostname localhost dbname'de blok olsun. Kendi şu an yazdığım blok script'in şeyinden gidelim. Şuradan hiç bahsetmeyi düşünmüyorum. Veri tabanı bağlantımızı kurduk PDO ile. Hemen şöyle size veri tabanını da göstereyim. Blok üyeler bu şekilde. Üye kullanıcı adı, şifre kısmını kullanacağız biz. Evet. Eğer giriş yapıldıysa da hoş geldin diyelim. Sonra bold içinde kullanıcımızın adını yazsın. Session üye, hatta üye değil de direkt şöyle ad soyad diyelim. Evet, bu şekilde. Hatta bunu try ketchup seçeneği almamız lazım. Try catch video exception e diyoruz. Sonra da burada die get message diyebiliriz. Şöyle bir yeni PDO ile veri tabanı bağlantısı kurduk. MySQL kullanacağımızı söyledik. Sonra hostumuzun localhost olduğunu söyledik. Veri tabanı adımızın blok olduğunu söyledik. Kullanıcı adımızı ve şifremizi girdik. Tabii bunu yapmaya çalıştık. Eğer bir hata olursa da PDO exception, yani PDO'nun kendi hata şeysi bize buraya hatasını yazdıracak. Bir hata olmamış lazım. Hemen şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi. Mesela bunu local host deseydik yine bir şey olmayacaktı. Niye olmuyor?
localhost db eşittir new pdo. Evet, şimdi oldu. Gördüğünüz gibi yanlış yazdık. Unknown database diye hatayı verdi. Şu an bir sıkıntımız yok. Veri tabanı bağlantımızı kurduk. Şimdi sayfamızın şöyle münasip bir yerinde, neresi mesela, şura. Şöyle yapabiliriz hemen. Aslında tekrar PHP tag açmaya gerek yok. Öncekini şey yapabiliriz ama. Hadi neyse, öyle yapalım hatta. Şu şekilde. Evet. Sandalyede. Tamam. Şimdi diyeceğiz ki burada if is set cookie giriş diyelim. Eğer giriş cookie'si varsa, hatta bunu şöyle üst taraflarda yapmamız lazım. Seyircinin kontrolünden önce. Evet, şöyle. Tamam. Eğer böyle bir cookie varsa kontrol edeceğiz. Diyeceğiz ki kullanıcı adı eşittir. Hatta şöyle direkt cookie yapımızdan bahsedeyim. Ne, cookie'miz şu şekilde olacak. Mesela cookie giriş, bu cookie'miz şöyle JSON formatında olacak. Sonra biz kendimiz şey yapacağız. Cookie'lere error değer vermediğimiz için. Yani verilebiliyordu yanlış hatırlamıyorsam ama ben veremedim. O yüzden neyse, yaptıkça görürsünüz. Şöyle yapalım şimdi. Form action post. Tamam. Şimdi burada diyeceğiz ki if post, yani bu form post edilirse kullanıcı adı eşittir post, kullanıcı adı dedik, şifremiz de eşittir post şifre. Daha sonra şöyle bir şey yapacağız. Query eşittir db query diyelim. Select from üyeler var. Üye kullanıcı adı eşittir kullanıcı adı ve üye şifre eşittir şifre. Orada fark etmişsinizdir, güvenlik önlemi almıyorum hiçbir şekilde zaman kaybetmemek için. Sonra diyeceğiz ki if query row count, yani kullanıcı adı şifremizi kontrol ettik. Eğer etkilenen bir satır varsa, gerçekten böyle bir üye varsa, şöyle diyeceğiz. Önce bir session login'imiz true olacak. Sonra session ad soyad eşittir row, üye ad soyad diyelim. Ama şöyle row eşittir query fetch diyeceğiz. Sonra da pdo fetch as sok. Bu şekilde bu fetch ile de şuradan dönen değerlerimizi tamamen aldık. İşte üyemizin kullanıcı adı, şifresi, e-postası vesaire. Bunları aldık. Login'imizi true eşitledik. Ad soyad değeri verdik bir de buna. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Hatta bir de şöyle diyelim. Input type checkbox. Name'i hatırla olsun. Value'su da 1. Şuraya da şöyle beni hatırla diyelim. Evet, gördüğünüz gibi beni hatırla geldi buraya. Şimdi yapacağımız işlemde bir de bunu alacağız. Diyelim ki hatırla eşittir post hatırla. Şimdi session'ımızı oluşturduktan sonra şöyle bir kontrol yapacağız. Eğer hatırla 1 ise, evet diyelim böyle, hatırla 1 ise
Bir cookie oluşturacağız. Ama bundan önce bir seyircinin bilgilerimizi saklayacağımız dizi lazım bize. Seyircinin eşittir array dedik. Üye kullanıcı adı. Gerçi seyircinin bilgilerini değil, direkt üye bilgilerini saklayacağız burada. Üye kullanıcı adı eşittir. Şöyle diyelim, pardon, hatta direkt. Evet, seyircinin kullanıcı adı eşittir. Üye kullanıcı adımız veri tabanındaki. Şifre direkt yine veri tabanındaki şifremiz. Evet, bu kadar. Buraya login diyelim. Burada login bilgilerimizi tutacağız. Şimdi bir cookie oluşturup bunu şurada kontrol ettirecektik. Bu cookie'mizin ismi girişmiş. İçine vereceğimiz değerin şu login olması lazım ama cookie'lere array değer veremiyoruz maalesef. Bunun için de bunu JSON formatına çevirip o şekilde vereceğiz ve tekrar okurken JSON decode yapıp okuyacağız. Bunun için de login eşittir JSON encode diyoruz. Sonra içine login'i yerleştiriyoruz. Bu şekilde bize string bir hale getirdi. JSON formatına çevirdi verimizi. Sonra buraya login'i koyup süremizi de belirtiyoruz. Örneğin time artı 30 dedim ben. Bunları yaptıktan sonra ne yapsın? Şöyle header location index.php sayfamızı yenilesin. Sayacımızı da belirttik. Şimdi şu şekilde ASD dedim, herhangi bir işlem yapmadı. Undefined index hatırla dedi çünkü hatırlayı seçmedik. Tekrar gönderim verileri, bir şey yapmadı. Şimdi zaetf 1 2 3 4 5 6 diyorum. Giriş yap dedim. Giriş yapmış olması, ha pardon, Session Start demedik. Session Start diyeceğiz burada da. Şimdi zaetf 1 2 3 4 5 6 dedik. Giriş yap dedik. Hoş geldin Mustafa zaetf dedi. Kapatıp tekrar açalım şimdi. Session'ımız yok oldu. Localhost slash hatırla. Şimdi burada bir de beni hatırla kısmını seçelim. Yine hoş geldin dedi. İşte şimdi olay burada. Eğer böyle bir cookie varsa diyeceğiz ki login eşittir JSON decode cookie giriş. Bu JSON'ın olduğunu bildiğinizi varsayıyorum. O yüzden hiç takılmayın oraya. Bilmiyorsanız da JSON diye aratıp bulabilirsiniz. Bunu tekrar JSON decode bir dizi haline çevirdik eski verilerimizi. Şimdi printre login deyip bir bakalım. Localhost hatırla. Gerçi süresi de doldu şeyin. Hatırlayı işaret diyelim. Evet. STD class object diyor. Kullanıcı adı zaetf şifre 1 2 3 4 5 6. Buna erişirken şimdi şu şekilde erişeceğiz. Login kullanıcı adı gibisinden, örneğin hemen echo deyip yazdıralım. Gördüğünüz gibi zaetf dedi. Ama ben bunu array olarak almak istiyorum. Alışkanlık olmuş bende. Bu şekilde parantez içinde array yazıp boşluk bıraktıktan sonra bizim bu login değerimizi class'tan array'e çevirdik. Artık ben bu şekilde böyle istediğim gibi alabilirim verileri. Alabilirdim. Ha, pardon, cookie'nin süresi bitti. Hatta biz cookie 30 değil de şöyle 122 dakika yapalım. Evet, hemen localhost hatırla diyelim.
Zaydefe 1 2 3 4 5 6. Beni hatırladı dedi ki, şimdi hoş geldin Mustafa Zaytefe dedi. Burada verilerimizi artık alabildiğimize göre diyeceğiz ki şurada yaptığımız query bu işlemin aynısını yapacağız. Şöyle diyelim. Kullanıcı adı eşittir. Login kullanıcı adı yok login key adı ve şifremiz de yine login'in şifresi. Burada gördüğümüz bu veriler. Şimdi bu verileri alıyoruz. Burada kontrol ettiriyoruz. Yine aynı şekilde if query row counts'a. Yani böyle bir veri varsa eğer elimizde bu verileri alıp aynı şekilde şöyle bir session oluşturup sayfayı yenilediğimizde kullanıcıya hiç formu göstermeden direkt burada şey yapabiliyoruz. Giriş yaptırtabiliyoruz. Şimdi deneyelim. Kapatalım bir önce. Giriş yapıldı. Tamam. Ama burada şöyle bir şey var. Sürekli bizim cookie'miz olacağı için burada sürekli bir döngüye girecek program. O yüzden şöyle bir session içinde de veri tutabiliriz. Örneğin set cookie'den sonra session cookie diyelim. Kendim uydurdum bu kelimeyi. session cookie eşittir true deriz. Sonra burada deriz ki if cookie girişse ve yine isetse session cookie. Bu şekilde yani o an oturma çıksa ve cookie kontrol edilmemişse daha önce, pardon, şimdi cookie true dedik, eğer cookie false olacak. O yüzden şunun başına şöyle diyelim ve sayfamızın başında da bir şey belirtmemize gerek yok. Tamam, bu şekilde. Şimdi pek anlaşılmadı mı bu anlattığımdan? Örneği üzerinde gösterince anlayacaksınız. Localhost hatırla. Şimdi zaydefe 1 2 3 4 5 6 dedim. Beni hatırla. Giriş yap. Girişimizi yaptık şimdi. Ben bunu kapattım. Tekrar açtım. Localhost hatırla. Şimdi burada ne olacak? Bizim bu kısmımız çalışacak. Cookie o hata oldu. Tamam, bunu oluşturduktan sonra da session cookie'ı false yapacağız. Yok, çok yanlış bir şeyler yaptık ya. Şimdi şöyle. Cookie giriş var. Kontrol. Cookie yerine kontrol düşünün. Kontrol yapıldıysa eğer bunu true diyeceğiz. Tamam. Yani sonuç, ha tamam, burada şunu yapacağız. Ve login false diyeceğiz. Iset cookie değil, pardon, session login diyeceğiz. Bunda da şu, hemen anlatayım o olayı da.
Biz burada if login varsa diye kontrol ettiriyorduk. Burada da aynı şekilde login yoksa diye kontrol edeceğiz. Çünkü burada giriş işlemi yapacağımız için tekrar login olacak. Sonra yine cookie girişimiz olacak. Yine login edecek. Tekrar cookie giriş, yine login edecek. O yüzden burada bir kısıtlama koymamız lazım. Eğer giriş yapılmamışsa ve bu cookie varsa işlem yap diye. Şimdi localhost'a gidelim. Zahid Efe 1 2 3 4 5 6 dedim. Beni hatırla dedim. Giriş yaptım. Kapatıyorum tarayıcımı. Cookie'lerim silindi. Şimdi localhost hatırla dediğim zaman direkt hoş geldin Mustafa Zahit Efe dedi. Tarayıcımı kapatıp bir daha gireyim. Hatırla. Hoş geldin dedi. Bizim bu süremiz bitene kadar bir iki dakika durduruyorum. Ondan sonra şey yaparız. Hallederiz. Pause diyelim. Evet. Şu an oturumumuzun süresi dolmuş olması lazım. Hemen localhost hatırlaya girelim. Gördüğünüz gibi kullanıcı adı şifre istedi. Şimdi girelim. Zahit Efe 1 2 3 4 5 6. Bu sefer seçmeden giriş yap diyelim. Girişimizi yaptı. Bu sefer seçmediğimiz için okutucu Session sonlandırdı. Tarayıcı kapanıcı doğal olarak. Bu sistemimiz bu kadar. Siz isterseniz kullanıcı her giriş yaptığında şurada cookie tekrar süresini arttırabilirsiniz. Biz şu an kullanıcının 2 dakika hatırlanabileceği bir sistem yazdık. Bu 120 arttırarak siz de kullanıcının işte daha uzun süre hatırlanmasını sağlayabilirsiniz. Ya da işte hiç unutulmasın diyorsanız kullanıcı girdikçe cookie yenilersiniz vesaire. Sistemimiz bu şekilde çalışıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yaptığınız yorumları zahitefe.com üzerinden veya değil hatta buradan yaparsanız daha çok mutlu olurum. Bu ders bu kadar. Başka derslerde görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.